Büşra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bugün? İyiyim. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim çünkü herhalde en sevdiğim bölüm bu bölüm olacak. Öyle çünkü mi? En sevdiğim konuyu işleyeceğiz bugün. Konumuz özgüven ve benim en sevdiğim konu gerçekten çünkü çok önemli buluyorum. Aynı zamanda insanların kafasındaki o özgüvenle kibir arasındaki yanlışlığı da kırmak istiyorum biraz. Özgüvenli insan kibirlidir gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Hatta tabii ki futbolda özgüven deyince ilk akla gelen Zlatan İbrahimovic geliyor. Bir tane röportajında diyor ki beni insanlar kibirli zannediyor ama hayır değil diyor. Ben çok çalışıyorum ve çok özgüvenliyim, ondan öyle gözüküyor diyor. Ben de Mustafa ile bir video çekmiştik. Mustafa Yılmaz'la. Türkiye'nin bir numarası. Orada yine bu özgüven konusuna da değinmiştik. Sporcuların özgüvenli olması gerekiyor. Evet. Bunu kibire kaçırmadan özgüvenli olmakta fayda var. Futbolda İbrahimovic, tabii ki Ronaldo, satrançta Kramnik, Türkiye satrancında Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal. Kesinlikle çok özgüvenliler. Onun dışında herhalde boksta Mike Tyson diyebiliriz. Ve hani birçok başarılı insanda bu özgüven var ve özgüvenli olmak gerektiğini düşünüyorum ve senin görüşlerini çok merak ediyorum. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Burada sana tabii katılıyorum ama böyle minik bir anekdotla giriş yapalım. Jimmy Connors bir müsabakasında ve bunu küçüklüğünü anlatıyor, yani daha çocukluk sürecini anlatıyor. Annem ve anneannem üzerinden gidiyor diye biliyorum. Yani annem ve anneannem bana şöyle yaklaştılar diyor. O kadar zor süreçlerden geçtiğim zaman, böyle kaybettiğimde bana o kadar samimi ve o kadar içten bir şekilde destek oldular ki diyor ve bana inandılar ki hiçbir zaman diyor özgüvenimi kaybetmeme izin vermediler diyor. Ne zaman kaybetsem, ne zaman işte kötü bir, beklemediğim bir sonuçla karşılaşsam, tamam evet çaba gösterdin ve sen böyle devam ettiğin sürece zaten yapabilirsin dediler diyor. Mesela bu çok aslında çok güzel bir örnek. Şey noktası da bence önemli, samimi. Bazen biz destek olmak istiyoruz ama çok inanmadan da bazı şeyleri söylüyoruz. Ya yaparsın yaparsın diyoruz, işte korkma korkma boşver, işte özgüvenli ol. Ama bunu söylemekle uygulama noktasına geçmek biraz zor oluyor. Burada da özellikle bu Jimmy Connors'ın örneğinde sosyal destek ve o çevrenin bize o algımıza katkısını görüyoruz. Çünkü özgüvenin inşası çok küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Ve o yaşlarda sağlam bir temel atıldığında sporcuların, elit sporcuların çok daha bu konuda rahat bir şekilde ilerlediklerini görüyoruz. Eğer küçükken ya da daha gelişme aşamasındayken bu özgüven kırıldığında zorlanabiliyor sporcular, sürdürmekte zorlanıyorlar, çabalamakta zorlanıyorlar. Zaten özgüvenin bize katkılarından bir tanesi çabayı arttırmak, aslında çabası artıyor kişinin. Konsantrasyon, dikkati daha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklı. Kaybetmekten değil, kazanmaktan geçiyor onun algısı. Oraya odaklanmaya çalışıyor. Bir şekilde bu zihni daha olumlu bir hale de getiriyor. Daha olumlu düşünceyi çabuk yakalamaya başlıyor sporcular. O yüzden de bunun inşasını çok küçük yaşlardan atmak lazım. İletişim bu konuda çok önemli. Yani antrenörlerin iletişimi, ailenin iletişimi, verdiği mesajlar. Bir kere şunu unutmamamız lazım. Biz bazen işte çocuklarımız çok özgüvenli olsun, sporcular çok özgüvenli olsun istiyoruz, söylüyoruz. Ama bunun için bizim de onlara inanmamız gerekiyor. Çünkü aslında bu algı özellikle küçük yaşlarda ailenin gözünden ben nasıl gözüküyorum, antrenörümün gözünden ben nasıl gözüküyorum, bunu çok fazla düşünmeye başlıyor sporcular ve o başarı algısını oturtturuyorlar. Eğer ki biz bunu doğru bir şekilde oturtturabilirsek o zaman da bunu sürdürmek daha kolay oluyor. Tabii ki bazı noktalarda özgüvenimiz düşebiliyor, zorlanabiliyoruz. Evet, yani bunlar olmuyor değil, oluyor. Ama buralarda işte bu sosyal desteğin önemi ya da neler istiyoruz? Biz hangi noktalarda kendimizi çok daha güvende hissediyoruz? Bir performans gösterirken eğer bir konuda kendimizi güvensiz hissediyorsak bunu bir sorgulamamız gerekir. Satranç üzerinden gidelim. Örneğin oyun sonuna doğru giren bir sporcu bazen böyle bir daha olumsuz düşüncelere girebilir. Daha belki istediği şekilde hissetmeyebilir. Kendini böyle çok özgüvenli hissetmeyebilir. Peki neden oyun sonu? Mesela buna bakmak lazım. Bu konuda eğer kendini iyi hissetmiyorsa sporcu, belki de burada bir çalışmayla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Ya da bazen şunu diyor sporcular, ben çok çalışıyorum ki bunu biz belki yani motivasyonda da aslında işliyoruz bu konuları, özgüvende de işliyoruz. Bir kere doğru hedefler belirlemediğimiz zaman problemler başlıyor. Çünkü bu sefer ne oluyor? O doğru hedefler belirlenmediğinde olumsuz bazı performanslar sergiliyoruz ve bir anda böyle özgüvenimizde bir düşüş olabiliyor. Ben yapamıyorum galiba, çok da olmuyor istediğim gibi diyebiliyoruz. Burada doğru plan ve çalışmadaki o kararlılık önemli.
Bunun içinde bir algı olması lazım. Yani çocukluktan gelen de bir algının olması daha iyi. Sonradan kazanılamaz mı? Kazanılabilir tabii. Ama bunun için özel bir belki de çaba gerekir. Daha yüksek bir farkındalık gerekir. Burada ben daha çok hani ailelere ve antrenörlere seslenmek gerekirse yapacağınız yorumlar bazen bunu çok kırabiliyor. Belki bir eleştiride bulunup onun gelişmesini istiyor olabilirsiniz. Ama yapılan araştırmalarda da çıkan sonuçlar şu. Çok fazla geri bildirim almak ve çok fazla olumsuz geri bildirim almak, maçtan hemen sonra almak bazen de sporcuların kendine olan inançlarını zedeliyor. Ve bir noktadan sonra da şunu demeye başlıyorlar. Ailemin gözünde, antrenörümün gözünde ben bunu yapamıyorsam o zaman ben çok da iyi değilim, galiba yetersizim diye düşünmeye başlayabiliyorlar. Bu noktalarda çok da kıymetli, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında güzel bir noktaya değindin. Çalıştığımız zaman bir yandan özgüvenimiz de artıyor. Yani neden oyun sonuna giderken o özgüvenim düşük? Çalışmadığım için muhtemelen ya da kötü sonuçlar aldığım için. Kötü sonuçlar aldıysam muhtemelen de çok iyi olmadığı için oyun sonu. Orada aslında çalışmayı önemli kılan faktörlerden birisi de özgüvenimizin artması da diyebiliriz. Evet. Çalıştıkça artık diyoruz ki, örnek veriyorum şu an tamamen satranç üzerinden. Neidorf açılışını çalışıyorum sürekli. Maça giriyorum, sonra ne oluyor? Melih, sen bunu günlerce baktın yani, haftalarca baktın hani. Artık özgüvenim yüksek oluyor ve özgüvenim yüksek olduğu için ve çalıştığım için çok daha iyi oynuyorum. Kendimden bir örnek vereceğim yine. Böyle seni bölmüş oluyorum ama hani izleyicilerimiz hoşuna gidiyordur diye tahmin edip kendimden örnek veriyorum. Çünkü aktif olarak satranç oyunculuğuna devam ettiğim için hani bir sporcu neler yaşıyor, onun da o gözden de görmelerini istiyorum. Değerli arkadaşım Fidemaster Yasin Sarı biliyorsundur. Onunla beraber zamanında çok fazla satranç turnuvasına gittik ve aynı odada kaldık. Şimdi bizim bir dönemimiz oldu böyle birkaç yıl ve o dönemde tabii ki şakayla karışık eşlendirme çıkıyordu. Ben Yasin'e diyordum ki ya Yasin istersen haber ver çıkmasın boşuna maça falan diyordum. Böyle özgüven patlaması hani onu kesin ineceğim gibi böyle. İşte ben mesaj attım kanka hani sorun yok falan diyordu, çıkmayacak ya zaten rezil olmaya mı çıkacak, niye çıkıyor falan. O aynısını yapıyordu, ben aynısını yapıyordum falan. Hani yok öyle ineceğim, yok böyle ineceğim. Yani, ve sonra baktık. Gerçekten olumlu etkiliyor bizi yani. Tabii ki bu arada gidip ona söylemiyoruz bunu. Kendi aramızda hani şakalaşıyoruz bir yandan ama bir yandan da duyuyoruz yani. Melih onu yenecek. Yani evet. Bunu sürekli duyuyorsun. Ve beyin artık öyle algılamaya başlıyor. Yani ben daha üstün görmeye başlıyorsun kendini. Tabii ki bu ukalalığa gitmemesi lazım. Tabii. Onu küçük görmemen lazım. Ama kendini üstün görmen gerekiyor aslında ve biz böyle sesli söyleyince hem işitsel olarak da duyduğumuz için bizde çok olumlu etkisi olmuştu. Ve biz bunu dedik ki bu çok iyi oluyor, biz devam edelim yani. Sürekli böyle güzel şeyler söylüyor. Kaybediyorduk mesela. İşte diyorduk ki ya hadi bu seferlik oldu, bir sonraki tur yine ya çıkmasın bence maça falan yapıyorduk hani. Ve çok olumlu sonuçlar aldık. Yine tekrar ve tekrar Mustafa Yılmaz'la olan videomuza döneceğim. Çünkü orada çok güzel şeyler konuştuk gerçekten soru cevap kısmında. Mustafa da aynı şeyi demişti, satranç. Hata yapılmazsa iki tarafla beraber biten bir sonuç. O yüzden birinin hata yapması gerekiyor. Rakipten kendini üstün görmen lazım ki hani onu yenebileceğini hissetmen lazım ki onu yenebil yani. O hata yapsın, ona inandırman lazım kendini. Aslında bir yerde beynimizi kandırıyoruz. Ama tabii bunun seviyesini de korumak gerekiyor. Ama ben kesinlikle çok olumlu etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ya bu konuda tabii şuna da bakmak lazım. Çalışmanın önemini aslında biz burada hep böyle psikolojik faktörlerden bahsediyoruz ama burada antrenman anlamında basketbolda da futbolda da ya da satrançta da fark etmez. Eğer doğru ve yeterli bir çalışmada bulunmuyorsak psikolojik faktörlerin de etkisi bir yere kadar aslında bizi götürüyor. Burada bizim baktığımız şey aslında fiziksel olarak maksimum şekilde çalışıp elimizden gelen en iyisini yapıp ondan sonra aslında birlikte psikolojik faktörlerin etkisine bakmak. Eğer ki dediğin gibi mesela Yasin'le örneğin şöyle şu anlamda çok güzel. Mesela birbirinize eşlik etmişsiniz. Burada hem bunu eğlenceli bir hale getirmişsiniz hem belki turnuvada keyif aldınız. Güzel bir anı oldu. Belki başka turnuvalarda bunu kullandınız. Ve dediğin gibi aslında bunu zihnine işledin. Burada o sosyal desteğe giriyor aslında. Arkadaşının sana bir desteği olmuş. Sen de ona bir destekte bulunmuşsun. Bu tarz şeylerde ailelerin ya da diğer arkadaşlarınızın, sporcuların arkadaşlarının mesela böyle katkılarda bulunması çok önemli. Ama tabii en önemli faktörlerden biri de çalışmak yani antrenman. Onu doğru yaptığınız zaman çünkü. Evet bazen doğru yapmanıza rağmen de hatalar yapabilirsiniz. Bu da kusursuz olmamız çok mümkün değil. Yani bir alanda dünya şampiyonu olan bir sporcu da kaybedebiliyor. Ama sonuçta kaybettim deyip belirli bir yerde beklemiyor. Yani devam ediyor. Orada devamı sağlamak önemli. Tabii özgüven konusu
Hatta bu konuda belki mesela bahsettiğin örnekler var. İşte İbrahimovic'den verdiğin bir sürü örnek var. Bunlarla alakalı da bir sürü de kaynak var aslında. Yani kitaplar var, bilimler var. İzlediğiniz zaman bazen çok motive, açıkçası ben bazen izleyip böyle bayağı motive oluyorum. Aa ne kadar güzel geliyor bana diyorum yani. Ve bir iş yapacaksam, bir şey yapacaksam daha oraya kanalize olabiliyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sporcular da bunları deneyebilirler. Hatta belki şu da olabilir. Özgüveninizi geliştirmek noktasında bazen görsellerden şu noktada faydalanabilirsiniz. Odanızda, bulunduğunuz yerde, telefonunuzda böyle belirli başlı görseller olabilir. Yaptığınız, daha önce başardığınız. Çünkü bazen kaybedip kötü hissedebiliyoruz. Biraz böyle bir özgüvende acaba bir zedelenme var mı diyoruz. O noktalarda kendinizi hatırlatabilirsiniz bazı şeyleri. Siz hatırlatamıyorsanız da muhakkak sizi bu şekilde destekleyen kişiler olursa onlar sizi hatırlatır bence. Süper. O zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Özgüvenin genel olarak abartılmadığı zaman iyi bir şey olduğundan bahsettik. Peki özgüveni düşük olan ve hani bir şekilde özgüveni artmayan kişilere böyle belki işte kaygı konusundaki gibi teknik olabilir. Artık bilmiyorum, o kısmını sen daha iyi biliyorsun ya da belgesel izle diyebilirsin. İşte motivasyon videosu izle diyebilirsin. Nasıl özgüvenini arttırabilir? Ya burada aslında şunu tespit etmek gerekli. Nerede biz kendimizi kötü hissediyoruz? Bunu konuşmuştuk ya. Orada mesela eksik gördüğümüz yeri tespit edebilirsek, eğer bu çalışma eksikliği ise belki o antrenmanın kalitesini arttırmak gerekli olabilir. Ya da şöyle bir inancınız olabilir. Ne yaparsam yapayım olmayacak. Şimdi bu tarz inançlar aslında yine kaygıda da bahsettik, işte motivasyonda da bahsediyoruz bunları hep. Bu tarz inançları paylaşarak, konuşarak, bu konuda size uzman olarak birinin desteğiyle bu inançların gerçekçi olmadığını, aslında bunun değişebileceğini, daha olumlu bir zihnin olması gerekiyor. Bu olumlu zihni değiştirmek de bir dönüşüm, aşama ve kişinin kendine bir zaman tanıması da lazım. Biz bazen bir şey yapıyoruz ve diyoruz ki hemen olsun. Hemen düzelsin. Hemen harika bir şey yapayım. Şimdi bunun için bir zaman belirlemek lazım. Bu zamanda nasıl yapıyoruz? Aslında hedefle. Yani hedefinizi doğru belirlediğiniz zaman, bir şekilde aşama aşama baktığınız zaman kendinize ulaşabileceğiniz, yani şunu demek istemiyorum, tabii ki kendinizi zorlamanız da gereken hedefler olmalı. Yani hemen her istediğim hedefe de ulaşayım demek de belki kendinizi kandırmak olur ama parçalara bölerseniz o hedefi ve ulaştığınız zaman ne olabilir, ne hissedebilirsiniz? Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Aa ben bunu yaptım. Ama bu hedefi biz her zaman sonuç odaklı düşünüyoruz. Bazen de sürece de antrenmana da hedef koyabiliriz. Yani bir antrenmanı nasıl yapacağımıza dair bir hedefimiz de olabilir. Bu hedefleri böldüğümüzde de her ulaştığımızda kendimizi belki daha iyi hissedeceğiz ve çabaladığımızı göreceğiz. Bu noktada buralara belki çok dikkat etmek lazım. O düşünce yapısı konusu da hep böyle konuşuyoruz ama çok kıymetli ve eğer ki bu konuda çok zorlanıyorsanız, bahsettiğimiz tabii ki kitaplar var, belgeseller var, birçok şey var ama belki de birazcık daha bu konularda böyle sizi iyi hissettirebilecek, paylaşımda bulunabileceğiniz çevrenizde birilerini bulundurmanız ve onlarla konuşmanız, en azından farkında olmadığınız olumsuz inançları dışarıya çıkartmanız çok daha iyi olur. Çünkü fark ettikçe çözümü bulabiliriz. O zaman özgüveni arttırmak için iyi bir arkadaş mı bulmamız gerekiyor? Yani şöyle, arkadaş demeyelim ama yani tabii ki arkadaşınız da varsa bu da güzel olur. Ama buralarda hem doğru bir, dediğim gibi, hedef, doğru bir çalışma ve belki de bir destek. Antrenörünüzün de desteği burada önemli. Eğer antrenörün katkısı neden önemli? Çünkü gösterdiğiniz çabanın karşılığının ne zaman olabileceğini, hangi sürede bunun karşılığını alabileceğinizi size söyleyebilir. Yani ya da en azından bunun hakkında bir fikir yürütebilir. Şunu diyebilir. Evet sen bunu çalışıyorsun ama senin daha 3 ayın, 5 ayın daha var. Yani bunu bu şekilde devam etmen gerekir ve yavaş yavaş bunun karşılığını alacaksın. Orada tam kırılma anlarında, yani tam böyle bir pes etme anlarında doğru bir destekle gitmek lazım ve sürekli de aslında bunu bir kendinize bir rehber oluşturabilirsiniz. Yani zihninizde de bir rehber oluşturabilirsiniz. Bunu yazabilirsiniz. Ben neler, hangi durumlarda kendimi daha yetersiz hissediyorum? Hangi durumlarda kendimi daha iyi hissediyorum? Muhakkak hep olumsuz yönlere de odaklanmamak lazım. Kendimizdeki iyi yönlerimizi de bulmalıyız. Bazen şunu diyebiliyor sporcular, ben bulamıyorum, benim hiç iyi bir yönüm yok. Ya elbette vardır. Yani yok dememek gerekiyor. Yani şu olabilir, işte turnuvaya gittiniz ve bir şeyleri denediniz belki. Konuştuğumuz şeylerden birkaçını denediniz. Bunu deniyor olmanız bile aslında sizin için iyi bir şey. Yani yaptığınız iyi bir şey. Bu turnuvada evet istediğim sonucu elde etmedim ama ben şu yöntemi denedim. Tamam, bu seferlik bunu yaptım. Bir sonrakinde yine bunu deneyeceğim ve belki başka bir şey göreceğim.
Ama hemen sonuca odaklandığımız zaman işte orada zaten sıkıntılar biraz daha başlıyor. Sürece de bakmak lazım ve kendimize zaman da tanımamız gerekiyor. Bunun gelişimi konusunda zaten en önemli şeylerden biri o algıyı yaratmak. Senin bahsettiğin gibi sürekli aslında bunu tekrar ediyor. Bazı sporcular mesela bir ayna karşısına geçip kendisiyle konuşuyorlar. Ve bunu gerçekten çok profesyonel sporcular yapıyor. Yani hani bunu biraz bazen komik gelebiliyor bu ama yapılan bir yöntem. Yani kendine bir şeyler anlatan, konuşan. Çünkü zihindeki düşünceler o kadar fazla ki ve biz bu böyle anlık olarak yetişiyor. Yani bir anda geliyor, bir anda gidiyor ve siz anlamayabilirsiniz bunu. Ama ne zaman bunu dile dökmeye başlarsanız işte o zamanlarda bu farkındalık da zaten artmış oluyor. Ve şu da önemli, bir şey için çaba göstermek. Çaba gösterdikçe de ben bunun için uğraşıyorum ve olabilir algısı önemli. Bunların hepsini şöyle bir düşünmek, bakmak, değerlendirmek gerek. Tabii ki bu konularda destek de almak gerekebilir. Evet, gayet güzel bir şekilde açıkladın. Teşekkür ediyoruz. Özgüveni yüksek birisi olarak bu bölümü kapatmak benim için üzücü. Ama herhalde yeterince açıkladık diye düşünüyorum. Çok değerli şeyler anlattın. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.